Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Size küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Daha doğrusu hikaye değil, yaşanmış bir olayı sizlere sunmak istiyorum. Kayseri'de bir arkadaşımız, daha doğrusu bir akrabam, bir binada yönetici. Dedi ki bizim binaya bir çift geldi işte kiralık bir ev vardı, evi tuttular. Hayırlı olsun falan dedim, ben de yöneticiyim dedim. İşte yeni evliyiz falan filan dedi. Hayırlı olsun işte düğün ne zaman dedi. Düğün yok dedi. Niye dedim. İşte hesaplamışlar. Yani düğün salonuydu, şuydu, buydu, kiralamasıydı, işte bilmem yakıtıydı, şu suydu, gelinliğiydi, algısıydı, calgısıydı, çalgısıydı, çengisiydi. Kaç? 90 bin lira şey çıkartmışlar. Hesap çıkartmışlar. Herhalde muhtemelen birçok şey dahil etmişlerdir. O kadar yoktur da yine de 90 bin lira. Hadi 40 bin lira olsun. Demişler ki 2 saat boyunca milleti eğlendireceğiz. Ki bizim Kayseri'de çok fazla vardır. Bu sizin orada da vardır. Gelecekler pasta kötüydü. Şu kötüydü. Bu kötüydü. Yani bir 10 sene boyunca da o konuşulacak. İşte şu bunu taktıydı. Bu takmadıydı. Çeyrek verdiydi. Vermediydi. Bunu yapacağımıza demiş. Aileler arasında anlaştık. Nikahımızı kıydık. Para kendimize kalsın deyip evlerine en güzel eşyaları dizmişler. işte hani iki taraf aileyle anlaşmış, hanım kızımızla anlaşmış, oğlumuzda anlaşmış. Toplam her şeyi, evi full dizmişler. 70 bin liraya mal etmişler. Yani her şeyi dahil. Kayseri'de mobilya falan ucuz arkadaşlar. Sizin orada belki pahalıdır. Dedim ki ya ne, ne kadar zekice bir hamle. Şimdi bunu futbola uyguladığınızı düşünün. İşte Ali Koç bunu futbola uygulamaya çalışıyor. Ali Koç bunu Fenerbahçe'de futbola uygulamaya çalışıyor. Taraftar da aykırı gelen bu. Yani diyor ki ya ben niye diyor iyi bir teknik direktör getirip masrafa girip şey yapayım. Sonuçta Türkiye Ligi şampiyonluğu bana yetiyor mu? Yetiyor. Ben onu yapacağıma diyor. Kendi aramızda bir nikahla halledeyim diyor. Tabii işin esprisindeyim ama gençlerimiz çok zor durumda. Dikkat edin. Yani Allah çoluğumuzu çocuğumuzu korusun. Gerçekten TikTok gençliği mi diyeyim, Z kuşağı mı diyeyim, Z kuşağı mı diyeyim bilmiyorum ama gidişat hiç, hiç iyi yere gitmiyor. Tabii bunda birçok etmen de var. Ailelerin birçok şeye göz yumması. benim oğluma, benim kızıma kimse karışmasın demeleri, ha karışan insanların da abartması. Geçenlerde bizim bir öğretmen arkadaş diyor ki ya diyor sorun bizim öğretmenlerde diyor. Zamanda düştü vuruyordun diyor, dövüyordun diyor, çarpıyordun, çırpıyordun diyor. Kimse bir şey demiyordu. O zamanlarda bizi iyi terbiye edecektik çocukları diyor. Yani yani daya şey falan e, ne bileyim meşrulaştırma ama diyor o zaman biz iyi terbiye edecektik. Biz ne yaptık diyor. Biz çocuklara sigara içme deyip diyor gittik sigara içtik diyor. Bilmem şunu yapmadık diyor gittik bunu yaptık diyor. Aslında neslin bozulmasına diyor bizim de etkimiz var. E, şimdi de çocuklara hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Karışamıyorsun, kazamıyorsun, edemiyorsun diyor. Bu, bu sefer de iyice serbestlik var. İkisi de yanlış diyor. Yani her hiçbir suç tek tarafı değildir. İnşallah gençlerimiz doğru akibete ulaşırlar. Kusura bakmayın sosyal içerikli de bir giriş yaptım ama hakkınızı helal edin. Hemen duyumlara geçeyim. Fenerbahçe 8 yıl daha sabek aramayacak. Çok gizli yürütülen Mert Müldür operasyonu başladı demiş Vatan Gazetesi. Vatan takvimle ortak çalışan bir gazetedir. Genellikle havayı koklarlar. Mert Müldür haberini biz bir hafta önce falan yapmıştık. Yineleyim. Yani... Mert Müldür için Fenerbahçe dünyanın en büyük kulübü. Çünkü doğuştan Fenerbahçeli bir kardeşimiz. Bakın bunları belirtirken yanlış anlaşılıyor olabilirim. Yani hocam niye adamın Fenerbahçeli olduğunu belirtiyor? Belki Galatasaray'a gider. Hani Beşiktaş'a gider. Ya gidebilir. Rıdvan Yılmaz Fenerbahçeli kime şey var, zarar var? Utku Yuvakura Beşiktaş'ın kiralık kalecisi. Babası Semih Yuvakura Fenerbahçe'de şeydi. Zorbay Küçüğün babası Galatasaray alt yapısında. Arda kardeşlerin kardeşi Trabzonspor'da. Ya bunlar olabiliyor arkadaşlar. Hani bunu yanlış anlamayın ama ben sevdasından bahsediyorum. Şimdi Fenerbahçe almak ister. Lafım yok. Ama Mert Müldür için bir transfer bedelini verilmesi lazım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün bana deyin ki Atilla Salahi'yi 20 milyon euroya sattın. 4.5'a Mert Müldür aldın. Kaan Ayhan'ı muhtemelen Trabzonspor alacakmış da ben örnek olarak veriyorum. Hani milli takımı falan seçildiğinden ettiğinden diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, hani sadece örnek olarak veriyorum. Milli takım 2 buçuğa da Kaan Ayhan aldın diyelim ya, zannetmiyorum diyorum yani hani 2 buçuğa elden çıkmayan en azından piyasa değeri. 2 buçuğa Kaan Ayhan, 4 Mert Müldür alsan 6 7. Bir 5 beş, 5 beş da Malank Sarı alsan 12 buçuk. Yani 20 gelip 12 buçuğu buna harcasan ben öpüp başıma koyarım. İki tane Türk almış oluyorsun. Bir tane de Salay'ın yerine bir Salay'ı daha almış oluyorsun. Ve uygun maliyette. Üstte de 7,5 milyon euro paran kalmış oluyor. Ben bu riske girerim. Ama Mert Müldür almak kolay değil. Fakat zor da değil. Yani açık kapıyı bırakayım. Çocuğun Fenerbahçe'li olması büyük etmen ama zor. Peki hocam girişim var mı? Yok. Girişim yok. Çaba var mı? Yani ne bileyim ilgi mektubu. Hani falan filan inter... yok. Hocam 7 milyon euro yazıyor da sen nasıl 4.5'e alıyorsun? 4.7'yi almışlar zaten. Ya opsiyon koyarsın sonraki satıştan %5-10 diye. Hocam transfer market %93 demiş. Yani sen sanki böyle hiç alakamız yokmuş gibi söylüyorsun. Yani arkadaşlar bakın alakamız yok. Ama Fenerbahçeli bir futbolcu. Şimdi yabancı kuralı var seneye. Türk oynatmak zorundasın. Ofansif bir bek. Tam yani aradığımız kan. İnşallah beceririz. Ama Nazım Sangare diye bir olayımız varken önce ondan kurtulmak lazım. Ha hocam Mert'i alsak Nazım alsak o sayede sağ açık atıyorum Burak Kapacak da sağ açık yedeği. Çok iyi olmaz mı? Burak Kapacak konusunda çok fazla şeysiniz macera perestsiniz. Hayallerinizdeki futbolcu olmayabilir. Yani kendini geliştirmiyor. Bunu söyleyeyim. Ama Kötünün iyisi. Yani sadece dört 4,5 milyon euro verip sağ tarafı kapatabilirsin. Ha, Kaan Ayhan sabek sağ bek oynama özelliği var. Mesela Uğur Kaan Yıldız, Serhat Ahmetoğlu gibi sağ beklerimiz de kirada. Üçüncü bir isim olarak tutabilirsin. Ama durum bu. Ha keşke Nazım'ı 1-1,5'a bir, bir okutabilsek, Mert'i alabilsek. Ben isterim. Ama zor. Bir de şunu da söyleyeyim. Bir de şunu da söyleyeyim. Sağ Mert Müldürle sabitlesen, solu da Ferdi ile falan sabitlesen ya da Eren malı Ferdi kale zaten Türk 3. Stoperlerden biri de Türk yapsan şu alt yapıdan oyuncu kuralını muhtemelen değiştirirler gibi geliyor bana. Çünkü 5 oyuncu değişikliği var. Ya takım mesela atıyorum alt yapıdan futbolcuyla başlayıp birinci dakikada değişiklik yaparlar. Kim ne diyecek? Yani o kuralda en azından ileri hücum hattını falan yabancılardan kurabilirsin. Neyse. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin 9 Nisan'da düzenlenecek olan yüksek divan kurulu seçiminde konuşma yapmaya hazırlanıyor demiş. Ben sanmıyorum. Şimdi eğer Uğur Dündar hamlesi ölçüp biçmek, tartmak içinse kesinlikle konuşma yapmaz. Ama Uğur Dündar hamlesi benden bağımsız diyorsa Aziz Yıldırım ya da bunu demek isterse o zaman konuşabilir o yüzden ben Ali Ko Azizlerim konuşacağını zannetmiyorum Fenerbahçe A takımı ile altı bir araya getirecek 16 sahanın bulunacağı Pendik'teki arazi için büyük bir aşama kaydediliyor arkadaşlar bu hani aşama kaydetti falan filan gereksiz şeyler biz hani hiçbir sıkıntı yok İmza. masaya sunuldu şeye sunuldu proje sunuldu imza bir de devlet desteği yani bir sıkıntı yok bunda ama bu harek yani bu ha e hayata geçirilebilir. <laughs> hocam Red Bull, Gazprom, işte bunlarla ilgili sponsorluk işte SOKAR, yani SOKAR S O C A R e yani gaz firmaları. Ya niye bu kadar çabuk kaza geliyorsunuz? şimdi Bir arkadaş sosyal medyada bir arkadaş duyum olarak verdi hocam kesinmiş diyor yani ciddiymiş iş diyor yok. Ya Red Bull'la bizim hiç bir alakamız yok. Keşke olsa. Bir de Red Bull dediğiniz iş Rogo'nun üst seviyesi. Yani sen Red Bull'a takımı eğer sponsorluk verirsen takımın ipini vermiş olacaksın. Rogo'ndan falan çok daha üst düzey bu. Şuna al bunu gönder. Kardeşim helikopter falan diyecek adam sana. Sen de onu yapacaksın. Geçiniz. Gazprom. Gazprom'la daha önce bizim bir görüşmemiz oldu. Ama olmadı. Beceremedik. Şimdi Ali Koç'un Tüpraş'ın başında olduğunu düşünerek söylüyorum. Yani eee değil mi? Tüpraş Koç Holding'e bağlı. Ali Koç Tüpraş'ın başındayken Gazprom'la ya da Sokar'la anlaşır mı? Yani kendi içine çomak sokar. Ama tabii Tüpraş'ı da yabana atmamak lazım. <laughs> Burada tam bir şey içmem lazım ama mübarek Ramazan ayı geliyor. Miguel Crespo'nun menajeri Domingos Lopez açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki Miguel Crespo Fenerbahçe'de çok iyi bir performans sergiledi. Crespo'ya Avrupa'dan ilgi olması gayet normal. Ama bu konuda hakkında söz sahibi Fenerbahçe'dir. Bitti. Asıl olan Fenerbahçe'dir diyor bak. Crespo Fenerbahçe'de çok mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar İstanbul'da kalmak istiyor. İnşallah kalmaz da iyi paraya satarız. Özellikle Fenerbahçe taraftarını çok seviyor. Kimsemez ya baksana bir. Tipe bak. Ya, ya sizin kendi tipinizden bahsediyorum. Ama en çok istediği şeylerin başında Portekiz milli takımda oynamak geçiyor. Yani Portekiz milli takımda oynamasını istiyorsak Rıdvan Dilmen'in biraz daha kötülemesi lazım. Az daha kötülerse Portekiz'e geçin Brezilya'da bile oynar. Miguel Miguel Crespo Galatasaray maçından sonra çok mutluydu. Kadıköy'de oynanacak olan maçta da gol atmayı çok istiyor. Ben ona destek olmak için stadyumda olacağım demiş. Vallahi yenelim de isterse kendi kalelerine atsınlar. Hiç umurumda değil. <laughs> Sosyal medyadan yine bir duyum gördüm. Ama bu duyumu daha önce bir kardeşimiz istek olarak belirtmişti. Biz de kanalda yorumlamıştık hatırlarsınız. Matias Vargas. Vargas kiralık bir futbolcu. Adana Demirspor'da. Yaşı 24 ama 8 Mayıs'ta 25 olacak. Arjantinli. Yani 4 milyon 200 bin euro piyasa değeri var ama Adana Demirspor'da olduğu için 4 milyon 200 bin euro. <laughs> Fenerbahçe'de olsan <laughs> olur. Bu arada 2019'da 10,5 milyon Euro'yu aldılar. İspanyol 10,5 milyon Euro'yu alıp bu sezon kiraladı. Bakın Süper Lig performansı. 30 maç, 4 gol, 11 asist, 2067 dakika. 2067 dakika, 4 gol, 11 asist. Yani yaklaşık 22 23 maçta 4 gol 11 asist. Bizde Diego Rossi var. Onun biraz, bir yaş küçüğü 5 Mart 98 doğumlu 24 yaşında Uruguaylı 1.70 boyunda 14 milyon euro piyasa değeri var. Rossi'nin yani Süper Lig baz alalım. Yani 1281 dakikada 3 gol 7 asisti var. Vargas'ın 1985 dakikada 4 gol 11 asisti var. Yani Vargas tabii ki daha cazip bir futbolcu duruyor. Ama şunu söyleyeyim. Rossi'yi 6'ya alabilecekken Vargas'ı herhalde ondan aşağı size vereceklerini düşünmüyorsunuz değil mi? Bakın bakalım yazın ne olacak. Ha şunu söyleyeyim. Birçok arkadaşımız maçı izliyor. Hocam harika bir kanat oyuncusu diyor. Hem geniş alanda şöyle söyleyeyim. Rakip sana yüklendiği zaman arkada boşluk bıraktığında hem de dar alanda yani rakip 11 kişiyle kapansa bile başarılı bir futbolcu diyor. Şutları iyi diyor. İyi duran top kullanıyor. Asist özelliği çok iyi diyor. Hani ee, alınması şart diyorlar. Valla bana kalsa ben de maceraya girmem. Bildik ismi almak daha mantıklı. Mesela sola bu penza. Ya da vargas. Atıyorum bu vargası 4.5-5'e alma imkanı olsa hiç kaçırma derim. Hiç kaçırma derim. Düşünsene ya aldım futbolcuyu oynattın. Milli takıma gönderdim mesela. Hiç düşünme derim. Saniye düşünme derim, Saniye. Saniye düşünme derim. Yani sol kanat oynuyor. E, ayağına hakim bir futbolcu. Sağ ayaklı. Yani diğer kanatta da oynatabilirsin. Bir kanadın Vargas, bir kanadın Rossi de olabilir. Maç maç deneyebilirsin. Ben kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Eee... Benim tahminime göre bir forvet kesin alınır. iki kanat alınır. Üç. Yedek kaleci 4. En az bir stoper satışlara göre. Hani kol kırı da dahil edebilirsiniz buna. Ama kol kırın geleceğini çok görmüyorum. 5 etti. Bir sol bek. 6. Yedek sağ bek diyorlar da ben normalde sağ bek beklemiyorum bilginiz olsun. Ama Mert Müldür'de bir fırsat olursa salayı giderse falan. Belki 7. Bir de çift yönlü orta saha sekiz. Ben sabek hakkını bir çift yönlü orta sahadan daha kullanmak istiyorum. Yani ben yine 8 transfer bekliyorum. Ama bu şekilde bekliyorum. Şey çok konuşuluyor. Mehmet Demirkol'un konuşması. Mehmet Demirkol demiş ki Trabzonsporlar bana kızıyor ama kulüpler başvuru yaparsa bu sezon tescil edilmez. Hatta 3 yıl geriye git yine tescil edilmez. Çünkü tahkim kurulunun özel olmadığına dair karar var demiş. Arkadaşlar bu doğru. Ama bizim ülkemizde her doğru gerçekleşmiyor. Mesela bizim ülkemizde size şunu söyleyeyim. E, i̇şlediğiniz suçun boyutu arkanızdaki desteğe göre değişebiliyor. Yani arkanızda milyonlarca kişi var diyelim. Suç işleyebiliyorsunuz. Yani suç nedir mesela? Atıyorum birine küfür edebiliyorsunuz, hakaret edebiliyorsunuz. Çok şahit oluyoruz. Ne oluyor? Karşı taraf sana dava açarken 5 kuruşluk dava açıyor. Kazanırsa 5 kuruşluk dava. Kazanmış oluyor. Ama bir gariban olsanız inanın kimse size 5 kuruşluk dava açmaz. Bir mazlum olsanız kimse 5 kuruşluk dava açmaz. Şimdi onun gibi düşündüğü zaman şimdi tahkim kurulu şöyle böyle falan filan. Ben genel bir şey söyleyeyim. Şimdi sonuç yıl ibra edilmesi zannediyor musunuz? Sadece Trabzonspor zarar görecek. Ya Fenerbahçe'ye hiç mi dokunmayacak? Hocam Fener şampiyon olamadı. Küme düşme potasındaydık. Silinsin hocam Galatasaray'ın silinsin. Beşiktaş'ın, Trabzon'un silinsin. Başakşehir'in silinsin. Ali Koç da sanki yeniden doğmuş gibi olalım. Siz zannediyor musunuz? iş böyle olacak. Arkadaşlar bakın çark öyle bir çark ki. Herkese dokunuyor. Ben bu sene şu hakem kararında sanırsınız bir Trabzon gibi çıktım dedim ki ya adamları mahvedecek bu karar. Yapmayın etmeyin. En çok Trabzonsporların karşı gelmesi lazım. Onlar da maşallah işi gücü bırakmışlar. Hala 3 Temmuz derdindeler. Ya sizin sizin en çok konuşmanız lazım. Ulan 13 14 tane bak 100 yıllar boyunca bu sezon şikeli sezon olarak anılacak. Kimse bu sezonun adaleti şampiyonun o çıktığı çıkarttığına inanmayacak. Ama der tasa 3 Temmuz'da 3 Temmuz 3 Temmuz. Ya bırakın artık ya. Ben şunu söyleyeyim öyle ligin tahkim kurulunun evet bağımsız değil dendi ama kimse de itiraz etmez. iptal de olmaz. En fazla küme düşme kaldırılır. Orada kimler sağlar biliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani burada şöyle bir şey var. Kuralların uygulaması da burada şu şekilde. Bütün takımları etkileyeceği için kimse bunu yapmaz. Adana Demir etkilenmeyecek mi? Göztepe etkilenmeyecek mi? Yeni Malatya etkilenmeyecek mi? Yayıncı kuruluş zaten 1 milyon euro 1 milyon eurodur diyor kesmek için yer arıyor. Etkilenmeyecek mi? geçiniz. Etkilenme demişken Fenerbahçe'nin yarayan kanası. Hatta tam tersini söyleyeyim. Kana şey <laughs> yarayan kanası, kanayan yarası. Hani iki tabir de uyar. Hocam yanayan kanası ne? Allah'ın seversen saçma sapan. Tam tam saçma sapan bir olay. Gerçekten saçma sapan bir olay. Hatta bak kanayan yarası demek yerine yanayan karası demek daha mantıklı. Vallahi bak niye biliyor musun? Fenerbahçe Spor Kulübü. Kapatamıyorsun amatör şubeleri. Kapatacak olsan seni kapatırlar. Bak Galatasaray'da dikkat edin Fatih Terim'i gönderdiler. Bir Fatih Terim şeyine başkanı gönderdi herifler. Amatör şubeleri kapatamazsın. Küçülmeye gidemezsin. En azından dile getirmeyeceksin. Ya arkadaş yani Osmanlı padişahlarından bir Osman var. Biliyorsunuz Yeniçeri Ocağını kaldıracağını gidiyor hanımına söylüyor. Hanımın da çenesi durmuyor. Normalde kadınlar hiç böyle bir şey yapmaz ama. O da gidiyor Yeniçeri ağasına, Yeniçeri ağaları diyor ki öyle mi öyle? Tarihte araştırmanızı tavsiye ederim. En ağır ölümlerden biri. Yani ölümlerden ölüm beğen diyorlar ya. Allah kimseye böyle ölüm vermesin. Çok ağır bir ölüm tarih kitaplarında doğrusu çok fazla yazmaz doğrusunun yazdığı kaynağı araştırmanızı tavsiye ederim. Çok iğrenç bir ölüm şekli. Yani bu da öyle. Ali Koç'un yerinde olsam. amatör branşları sessiz sedasız küçültürüm. Sessiz sedasız. Gelirine kadar 10 milyon euro. Bütçeyi 7 buçuğa kısarım. <laughs> Bakın arkadaşlar. Fenerbahçe Beko'da sezonun yarısını sakat geçiren mesela Veseli var. Nande'de Kola var. Yani Veseli'nin kazancının yıllık 4 milyon dolar olduğunu söylüyorlar. Bakın 4 milyon dolar. Hocam biz Avrupa'da basketbolla anılıyoruz. Ya bana ne dediğin zaman kızıyorsunuz, küsüyorsunuz ama basketbolun belki de 10 katı geliri var futbolun. Futbol baba branş. Futbol takımın kaptanı kaptanı Altay Bayındır. Ya 400 bin dolar civarında kazanıyor ya. 300 bin euro kazanıyor ya. 300 bin euro kazanıyor. Ya sezonda 25 puan, 24 puan olsun. 8, 8 kere 4, 32 milyon TL yapar. Yani yılda sana bu kadar maç kazanır. 32 milyon TL. Yani bilmiyorum bir yerlerde hata yapıyoruz ama nerede yapıyoruz? Ben dediğim gibi Ali Koç'un yerinde olsam sessiz sedasız küçültmeye giderim. Bak bayağı basketbolda mesela. Kadınlar basketbolda liginde yabancı sayısını düşürüyorlar. Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor. Dünya Şampiyon olacak. Yabancı sayesinde düşürme kararı. Ondan sonra Fenerbahçe düşüşte. Bak kupada mupada finalde yenilmeler. Ki yine hakem skandalı. Ali Koç'un yerinde olsam. Bak arkamda destek alırım taraftar desteği. E, ulan arkadaş. Siz benim Türk sporuna katkımı inkar ediyorsunuz. Ben canım istediği zaman bir sene içinde iki sene içinde toparlarım. Ama hadi siz basketbolu toparlayın deyip. Hadi siz voleybolu toparlayın deyip. Küçülüyorum arkadaş deyip. Onlara hodri meydan çekip taraftar desteğiyle küçülebilirsin. Bakın az buz değil. Şimdi Fenerbahçe'nin borcu 6 milyar. Bu borcun inanmayacaksınız ama 3 milyar lirası amatör branşlardan. Yani futbol, AŞ haricindekiler dernek borcu diye geçer. Bilginiz olsun dernek borcu 3 milyar lira. Ama hocam Ali Koç diyordu ki stopaj diyordu. Vergi olarak gidiyor, vergi olarak harcandığı için hiç şey olmuyordu. O niye öyle oldu? Ya sen Vergiyi kullanıyorsun ama bunun eki var. Seyahati var. Otel masrafı var, yemesi var, içmesi var. Hani bir iş yeri çalıştırıcısı patron neye bakar? Sigortaya bakar. Ya sigortası sigortası neleri var bu işin ya? Yani bu işin neleri var? Çok basit bir şey kullanalım. Amatör branşlara yılda 40 milyon euro gidiyor olsun. Yılda 40 milyon euro. Bugün euro kuru 16.5 diye biliyorum. Yani 16.5 TL diye biliyorum. Ne yapar? 165, 330, 660 milyon TL. Bakın 660 milyon TL yapar yıllık. 40 yapma 30'a düşür. 30'a düşür. Yani 330, 495 yine 16.5'ten hesaplarsan 495 milyon TL'ye düşürürsün bak. Gideri. Bak 495'e düşürürsün. %25 küçülmeye gittin bu sana yani bu sana 165 milyon TL sağlar. Bak 165 milyon TL sağlar. Bunu onla çarptığın zaman 1 milyar 650 milyon. İyi de hocam yani kur aynı mı kalacak? Ya bu sene %30'a 30 düşürdün. Gelecek sene yani bir sene sonra 27'ye düşür. Bir sene sonra 25'e düşür. Bir sene sonra 24'e düşür. Ha sponsor artarsa aynı oranda tut. Bakın buralardan elde edilecek karlar yani kısıl, kısılacak paralar senin borcu kapatmana sağlayacak. Hocam bankalar birliğinin anlaşma var ama bankalar birliği derneklere karışmıyor. Derneğe karışmıyor bankalar birliği. Galatasaray açıkladı. Futbol ağ şeyi açıkladı. 2,5 milyar dedi. Dernek ne kadar? Emin ol Galatasaray'ın dernek dördü falan geçer ha. Dördü falan geçer. O Okan Buruk, Hakan Şükürler'in falan UEFA kazandıktan sonraki paraları nereye gitmiş bakın. Galatasaray yani dernek dördü de geçer. Açıklamıyorlar. Onu söyleyeyim. Bu arada bu penza demiş ki unutmayın bu penza konusunda hiçbir gelişme yok. Hiçbir şey yok. Valla bana kalsa bana kalsa ben bu penzayı getiririm. Al sana as oynatabileceğim forvet. Kanat, kanat forvet. Vargas becerebilsen al sana yani yıllarını kurtaracak kanat. Rossi 6 milyon euro inanın çok değil. Bak inanın çok değil. Başka takıma gider. Perişan olursunuz. Bence 6 milyon euro da çok değil Rossi için. Bence 6 milyon euro çok değil. Yani böyle bir organizasyona gitsen. Bak. Bu Penza'nın olduğu. Hatta Mert Müldür de dahil edeyim. Ya 20 milyon euroya şeyi sattın diyor. Bak Atilla Salahi. Ee, Kaan Ayhan dedik değil mi? Yani ben Trabzonspor'a gideceğini biliyorum ama yine de Kaan Ayhan diyelim. Malan Kısar diyelim. E mert müldür diyelim. 4,5 12,5 mu yapıyor? 12,5. Vargas'ı da hadi 4,5'ı al. Zannetmiyorum da opsiyon koy. 16,5 17. Hadi 1 milyon da benden 5,5 18 milyon euro. Bak 18. Bu Penza'yı da 2 kiralama, 4 opsiyonla al. 18 20 gitti. 4 opsiyonla kullanırsın. bak 1 Mert, 2 Vargas, 3 Penza, 4 Kaan Ayhan. 5 sar. Rossi'yi de bonservisini alırsan diyelim. Hadi aldın diyelim. 6'ya ya da bir sene daha ücretsiz kiraladın. Dedin ki 6 yine 6 milyon euroda kalsın. Bir sene daha kiralayın. Oynama garantisi diye. İnanın bir sene daha kiralarsan 6 geleceksin bedava kalır. Yani bir futbolcudan gelen parayla 1, 2, 3, 4, 5 futbolcu almış olacaksın. Hepsinin de yaşa hemen hemen genç. Hani bu penza da dahil. Kaan Ayhan bu biraz sırıtır. Hepsinde yaşayamıyorum en geç. Bence iyi bir planlamayla, iyi bir düzenlemeyle bu yolu seçmemiz lazım. Yani Fenerbahçe'nin geleceğini kurtarma projesi bu bence. Fenerbahçe'nin geleceği böyle olur. Bomba duyumlar, ultra transfer duyumları diye vereceğim. Bakalım kaç kardeşimiz bu videoyu beğenecek. Desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Soru ve görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızı ciddiye alıyoruz. Merakınız olmasın. Görüşmek üzere inşallah.